Bitlis Detay programından merhabalar size değerli izleyenler. Konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Milletvekili adaylarımız konuklarımız. AK Parti milletvekili adayı 2. sıra milletvekili adayımız Sayın Vahit Kiler Bey. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Yoğunsunuz. Yorgunsunuz Yo. Demeyeceğiz. Yoğunsunuz. Evet. Yaklaşık 20 gündür geceli gündüzlü Ramazan dahil olmak üzere. Sürekli sahadaydınız, arazideydiniz, ev ev kapı kapı dolaşıyorsunuz. İnsanları yerinde, evinde, gerektiği zaman yatağında dinliyorsunuz. Bu çalışmalarınızın sonuçları neler oldu? İzlenimlerinizi bize aktarabilir misiniz efendim? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Buradan sizler aracılığıyla bütün hemşehrilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Öncelikle sizin de ekip olarak bayramımız mübarek olsun. Bir mübarek ayı geride bıraktık. Bayram, herkesin hakkı, şimdi bayram yapıyoruz. Tabii normalde bayram dinlenme zamanıdır ama biz bayramı vesile bilerek daha çok çalışıyoruz. Ne kadar çok insana ulaşırız, bayramdan tebrik ederiz. O amaçla koşturuyoruz. Tabii bir amacımız var. Şurada yaklaşık 21-22 gün oldu arazideyiz. Bir haftamız kaldı tabii. Aynen. Bir hafta kalan sürede açıkçası ulaşmadığımız kimse kalmasın istiyoruz. Ulaşıp herkese AK Parti'yi, AK Parti'nin yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmak istiyoruz. Bölgemiz tabii hizmete aç bir bölge, hizmete ihtiyacı olan bir bölge. Özellikle Doğu Güneydoğu'da yıllarca ihmalin sonucu çok biriken sorunlar var. Ama 2002'den bu yana elhamdülillah biz bu biriken, 80 yıllık biriken sorunların birçoğunu halletmeye çalıştık. Özellikle sağlıktaki, eğitimdeki, ulaşımdaki bütün ihmalleri biz şu 16 yıllık sürede %90-95'ini hallettik bu alanlardaki elhamdülillah. Tabii ki eksik var, tabii ki yapılması gerekenler var ama özellikle sağlık, eğitim ve ulaşımda çok mesafe kat ettik. Tabii bunun daha yapılacak çok işimiz var dediğim gibi. Ufak tefek rütuşlar var. Talepler farklılaşabiliyor. Yani ben 2002'de ilk biz aday olduğumuzda talepler çok farklıydı. Gençlerin talebi farklıydı. Yaşlıların talebi farklıydı. Kadınlarımızın talebi farklıydı. Ama bir gerçek vardı ki Bitlis'in %70'i o zaman doktor istiyordu. Sağlıkta hastane istiyordu. %70'i. Yine bir gerçek vardı ki gençlerin tamamı okul istiyordu. Tamamı. Ve fakülte istiyordu. O günkü çünkü sorunlar oydu. Üçüncü sırada sonra İşsizlik bazı gençlerde iş istiyordu. Özellikle o sıkıntılar varken çok fazla insanın aklına iş de gelmiyordu açıkçası o dönemde. O dönemde tabii biz öncelikli sorun olan sağlığın üzerine eğildik. Hastaneler yaptık. Doktorlar gönderdik. Her ilçemize hastane yaptık. Yetmedi ikinci hastanelerimizi yaptık. Sağlık ocakları, aile hekimlikleri, ambulanslar. O da yetmedi en son. Özür diliyorum, bazı ilçelerimiz sağlık ocaklarıyla yürüyordu. Aynen, aynen. Yani biz geldiğimizde hem Norşen'de, yani evet. Güroymak'ta, hem Hizan'da hastane yoktu. Sadece sağlık ocağı vardı. Ve uzman hekim hiç yoktu, pratisyen hekim vardı. Yani dolayısıyla bunlarla çok uğraşmak, çok emek vermek gerekiyordu. Yani bir nakış gibi işlemek zorundasınız. Bunu kaç yıl boyunca buna çok enerji harcadık. Yani zamanımızın büyük bölümünü sağlığa, eğitime, ulaşıma harcadık. Elhamdülillah 16 senenin sonunda çok mesafe aldık. Çok mesafeler aldık. İşte bugün Mutki'ye gitmiştik. Ben 2002'de Mutki'ye gittiğimde iki araba yan yana geçerken aynalar çarpışırdı. Gidebiliyor muydunuz? İki araba. Mutki'ye? Yani işte birine karşıdan gelene yol veriyorsunuz. Evet. Çok kötü yollar vardı ama çok şükür bugün gittiğimizde artık otoban gibi yollarımız istersen 3 araba 4 araba yan yana geçebiliyor. Yani geldiğimiz noktayı anlatmak istiyorum. Evet. Artık buna bunlarla ilgili çalışmalar tamamlandı. Tabii köylerde de halen sorunlarımız var. Özellikle yolla ilgili. Yollarda asfalt yapamadık. Sorunlarımız var. Onları görüyoruz. Tabii çok faydası oluyor. Bugün biz Mutki'deydik. Gidip oradaki köylerin yerinde görmek. Nerede eksik var? Birinde okul eksiği var. Birinde sağlık ocağı eksiği var. Birinde yolda sıkıntısı var. Köy işlerinin parke taşı döşenme işleri var. Bunları yerinde görmek çok faydalı oluyor. Bugün oradaydık. Özellikle köyleri gezmede çok faydalı oldu kırsalda. Tabii şimdi yeniden ben biliyorsunuz 3 sene ara vermiştim. 2015'te
Bugün artık 2018, tam 3 sene geçti. Aradan geçen zaman 16 yıl ara ve benim 3 yıl ara verdiğim ara açıkçası bu sefer talepler farklılaşmış. Şimdi geziyorum ben. Evde mahalle toplantılarına katılıyoruz. Bakıyorsun yaşlı annemiz geliyor. Genç kızımız geliyor. Ne istiyorsun? Hepsi artık iş. Yaşlı anne çocuğuma iş diyor veya torunuma iş diyor. Genç kızımız kocama iş diyor, abime iş diyor. Yine aynı şekilde oğluma iş, kardeşime iş, abime iş. Genelde şu anda Bitlis'teki birinci problem şu an bizim inşallah bu dönemde kendimize problem olarak aldığımız ve çözüm üretme konusunda çaba gösterenin birinci alan, Allah nasip ederse, işsizlik olacak. İkinci olarak da köy yollarının asfalt yapılması olacak. Yani Bitlis'te bu dönemde AK Parti olarak bizim Allah nasip eder güçlü bir temsille gidersek son 3 yıldaki olduğu gibi Bitlis'te güçsüz değil de bir milletvekili değil de 3 milletvekiliyle inşallah çok güçlü bir temsil olanları sağlarsak, imkanı bulursak birinci vazifemiz gençlere iş alanı yaratmak, ikinci de köylere, köylerimizin inşallah başta asfaltı olmak üzere diğer tabi kanalizasyon, altyapısı, suyu vesaire. Şimdi niye işsizlik diyorum? Bir yanına da tabii ki biz bunu empati yaptığınız zaman insanlar açıkçası şey yapabiliyorsun, anlayabiliyorsunuz. Bakın ben 17 yaşında Bitlis'ten ayrıldım. 84 yılında ayrıldım. 51 yaşındayım. 51 yaşındayım da bugüne kadar, ben 51 yaşına geldim. Babamdan 1 lira harçlık aldığım günü hatırlamıyorum. 1 lira. Bayramlık aldığımı da hatırlamıyorum. Zaten fakirlik vardı o zaman, yoksulluktu. Yani, gençleri anlıyorsunuz. Yani yok olduğu için almadım. Hiç ama çalıştım ama. Yani ilkokula giderken kendi okulumun önünde lokum bisküvi sattım. Mısır sattım, limonata sattım vesaire. Yani ne varsa yazsa yaza göre bir şeyler sattık. İlla harçlığımızı kendimiz çıkardık. Çünkü babada harçlık verecek bir imkan yoktu. Dolayısıyla şimdi babasından hiç harçlık almayan biri olarak gidip bana kahvede bir genç ya işsizim, evliyim, çocuğum var ama işim yok de duyduğumda insan kahroluyor. Yani muhakkak bunları bizim bir yerde istihdam sağlamamız lazım. Ama bugüne kadar şimdi bakıyorsunuz bazen diye soruyorlar ya işte 16 yıldır iktidardasınız, sen de 13 yıl buradaydın. Niye gençlere iş alanı yaratacak bir şey yapmadınız? Biz 16 yıl o kadar çok şeyle uğraştık ki açıkçası. Hem bir yandan yatırımlar, bir yandan da bazı engellerle karşılaştık. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan tavaf yapamadık. Tavaf yapmaya zaman bulamadık. Dolayısıyla bu biraz ötelendi. Bir yandan terör engeli, bir yandan buradaki huzursuzluk, güvensizlik yatırımcıyı buraya gelmesine imkan vermedi. Gelen yatırımcıyı da açıkçası belki dışladı. Çünkü gözdağı verildi. Yatırımcı tehdit mektupları aldı. Bir yerlere çağrıldı, yargılandı. Bir sözüm ona yargılandı. Birileri sözüm ona vergi adı altında haraç aldı. Dolayısıyla iş adamları kaçtı gitti. Yani hem yatırım yapacaksın hem de acaba bu gece benim iş yerimi yakarlar mı, bombalarlar mı, çalışanımı veya beni aracıma bomba koyarlar mı? Çok yaşadık bunları. Dolayısıyla getiremedik. Ama son bir yıldır, 1,5 yıldır elhamdülillah bu özellikle güven ortamının oluşmasıyla, huzur ikliminin sağlanmasıyla artık yatırımcılar gelmek istiyor. Yani çok önemli. Şimdi bizim yapacağımız en önemli iş var. Allah nasip ederse. Ben bunu kafamda tasarlıyorum. Hemen 24 Haziran'dan sonra da Allah nasip ederse, güçlü gidersek bunu uygulayacağız. Bitlis'e çok kapsamlı bir tekstil kent kuracağız inşallah. Tekstil kent kurarsak eğer en az bir 15-20 bin kişinin çalışacağı. Öyle 300-500 öyle 300-500 kişi değil. Yani 15 bin ile 20 bin kişinin istihdam yapacağımız bir tekstil kent kurup 500 bin veya 1 milyon metrekare arazi içinde gelenlere iş yerini, alanı vermek üzere devlet olarak destek de veriyoruz çünkü. Şu an Türkiye'de en büyük destek, teşvik Bitlis'te var. Neredeyse yatırımcı cebinden hiç para harcamadan burada öyle bir yatırım yapabilir. Yani bu kafamızdaki biz Bitlis, gençlerimiz için, buradan gençlere özellikle bunu sesleniyorum. Yani biz kahve köşesinde oturan genç görmek istemiyorum ben. Bunu açıkçası düşünürken de hep arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bu projeyi inşallah
uygularsak, bu projeyi gerçekleştirirsek ki bu da yine buradan güçlü bir temsil olacak. Arkadaşlarımızla birlikte, teşkilatımızla birlikte buna yoğunlaşıp önce gençleri kahve köşesinden kurtulacağız. Gençleri iş hayatına alacağız. Gençleri artık kendi ayağı üzerinde duran, kendine güvenen, kendine özgüveni olan ve bu ilin geleceğinde katkı sağlayan bir birey olarak görmek istiyoruz. Gençleri atıl kahve köşesinde görmek artık biz istemiyoruz. Dolayısıyla bu seçimi inşallah hep gençler üzerinden biz yapıp gençleri kazanmak istiyoruz ve gençlere iyi bir gelecek yaratmak için de koşturacağız. Sayın Başbakanımızın da bugün vermiş olduğu güzel bir haberi de paylaşalım buradan izleyicilerimizle. Havalimanının çalışmalarını başlattığına dair bugün cümleler kurdu. Buradan teşekkür ediyoruz kendisine. Havalimanı kurulursa, uçaklar buraya gelirse tekstilcilerimiz de rahat edecek. Çok daha rahat olacak. Tabii. Rahat edecek. Çok daha rahat olacak. Her alanda, sadece havalanı tabii tekstilde değil. Yani iş adamının gelmesi. Yani turizme katkısı olacak. Yaz turizmine, kış turizmine. Burada huzur olursa inşallah Van Gölü'nün etrafında biliyorsunuz Van Gölü'nün 1/3 Bitlis sınırlarında. Adilcevaz, Ahlat, Tatvan bir hilal şeklinde Bitlis sınırlarında kapsıyor. Ve oradaki o irili ufaklı koylarla biz aslında çok büyük turizm kenti olabiliriz. Ama ne yazık ki yine aynı şeye geliyoruz. Bu bölgeye sürekli acı çektirenler, bu bölgenin sürekli acı çekmesini isteyen güçler devrede olmazsa yine bize iş düşüyor, yine gençlerimize iş düşüyor. Eğer 24 Haziran'da biz onlara cesaret vermez, tekrar cesaretlendirip de burada palazlanmalarına imkan vermezsek, tekrar burayı kan gölüne çevirmene imkan vermezsek, o da bizim vereceğimiz cesaret ne? Sandıkta onları boğmak. Sandıkta onları yok etmek. Sandıkta biz onları yok edersek, Bitlis'e bir daha da kimseye acı çektiremeyecekler. Bitlis'in gencini kahve köşesinde otursun da bizlere mahkum olsun. Kahve köşesinde otursun da biz ona uyuşturucu müptelası yapalım. Kahvede otursun da bizim bir çay bir simide gidelim onun aklını çelelim demeye fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Bunu vermeyeceğiz ki bizim gencimiz kendine bir gelecek görecek, özgüven gelecek ve bu şehrin kararlarında ben açıkçası bunu da çok istiyoruz. Biz burada alacağımız kararlarda gençlerle bir araya gelip nasip olsa 24 Haziran sonrasında bu şehirle ilgili özellikle fikri olan, projesi olan, düşüncesi olan hangi genç kardeşimiz varsa biz onları dinleyeceğiz. Çok güzel. Onları dinleyip her dönemde toplantılar yapıp onlarla beraber bu şehirle ilgili kararları vereceğiz. Bu şehrin geleceğiyle ilgili kararları birlikte vereceğiz. Ama tabii orada onlara büyük görev düşüyor. Önce güçlü bir temsil. Bakın son 3 yıldır Bitlis tek milletvekili var. Güçlü olmayınca, güç vermeyince milletvekili iktidar partisinden de olsa çok fazla bir şey yapamadığını gördüler. Geçen gün bir köyden bir hemşerimizin size seslenişini duydum. Buradan paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle de. 2,5 kilometrelik bir yolun 2 kilometresi tamamlanmış. Siz bırakmışsınız, yolda aynen öyle kalmış ve halen de öyle. Bunun için sericiye gelmiş dedi. Allah razı olsun siz de yok demediniz, devam edecek. Birçok alanda çalışmalar böyle yarıda kaldı efendim. Evet. Bunu da... Nurşin'de bir köyümüzde, evet. Gölbaşı dolandı köyümüzde. Tabii o zaman başlamıştık, yaptık duvarlarıyla birlikte. Biz öyle kalmış tabii. Buna benzer birçok proje var muhakkak, çok var. Biz zaten geri kalan, yarım kalanları tamamlamak için ilave neler yapabiliriz onun için inşallah yeniden ya Allah bismillah dedik. Hizmet odaklı bir çalışma yapacağız Allah nasip ederse. Popülizm yapmadan, kucaklayan, kırmadan, dökmeden, özellikle herkesi kazanmak üzere, yani dışlamadan olabilir. Öncesinde farklı partiye kaymış olabilir. Farklı partiye sempati duymuş olabilir. Bunu duydu diye biz kimseyi dışlamayacağız. Buradan da açıkçası herkese seslenmeli. Bütün Bitlis'e, bütün Bitlis'in gençlerine, bütün Bitlis sevenlere sesleniyorum. Bizim gayemiz hep beraber üzüm yemek. Hep birlikte Bitlis'i kalkındırmak. Bitlis'i daha yaşanabilir bir kent yapmak. Hiç kimseyi dışlamak, hiç kimseyi ötekileştirmek gibi derdimiz yok. Geçmişte hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun, biz yeni bir sayfa açıyoruz.
Bugün Aziz Bayram, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü. Ben bu bayram vesilesiyle de çok açıkçası özellikle bu seçimde AK Parti olarak, AK Parti ailesi olarak bütün Bitlis'i kucaklayacak şekilde bir bembeyaz sayfa açıyoruz. Devletin sıcaklığı. Geçmişi aynen öyle. Devletin o sıcaklığını, şefkatini herkesin üzerinde göstermek istiyoruz. Geçmişi ne olursa olsun, samimi olan herkesi kucaklayıp biz Bitlis'te eğitim alanında, sağlık alanında, iş alanında değerlenmesini arzu ediyoruz. Yeter ki samimi olsunlar. Bize uzanan bütün elleri geçmişte ne olursa olsun biz tutup bir daha bırakmamak istiyoruz. Ama herkesten de o samimiyeti görmek istiyoruz. Şurada bir hafta kaldı. Şu hafta, şimdi bir hafta sonra sandıklara gideceğiz. Şu bir haftayı iyi değerlendirip, bu bir haftayı herkesin açıkçası akşam yatmadan önce 5 dakika da olsa iki elini alıp, kafasını iki elini arasına alıp şimdi 5 dakika düşünmesini ben istiyorum. Ya biz yani bir şeyler inat edip de olabilir, küskünler olur, kırgınlıklar olur, darılma olur. Her ne sebeple olursa olsun. Bakıyorsun, konuşuyorsun. Ya ben il başkanına kızdım diyor. Niye? Telefonuma çıkmadı. Belediye başkanına kızdım. Niye? Çocuğum işe almadı. İl genel meclis üyesine çok kızgınım. Niye? Yolumu yapmadı. Ya bunlar hepsi çok basit şeyler. Biz ne diyoruz? Helalleşelim. Kızgınlıkları, kırgınlıkları, küskünlükleri ne varsa elimizin tersiyle itip yepyeni bir sayfa açmak istiyoruz herkese. Bunu ne için yapmak istiyoruz? Bunu Bitlis'in kazanması için yapmak istiyoruz. Çünkü kızgınlıkla, küskünlükle böyle cezalandırma mantığıyla ne diyor? Ben işte şuna kızdım, cezalandırayım. Buna kızdım, AK Parti'yi cezalandırayım. İnanın hiç kimseyi cezalandırmıyor. Herkes kendisini ve memleketini cezalandırıyor. Kaybeden Bitlis oluyor. Kaybeden bizim gençlerimiz oluyor. Yani Bitlis'ten düşünün, 3 tane AK Parti milletvekili gitsin, bizim buraya getiremeyeceğimiz hizmet yok, bizim buraya kuramayacağımız fabrika yok o güçle gidersek. Çünkü bir elin, atasözü bu ya, bir elin nesi var ama iki elin sesi var. Ben bir de daha ileri gidiyorum, diyorum ki ya bakın meşhur bir laf var, bir olursa diyor garip olur, garip kalır. Ama iki olursa rekabet olur. Üç olursa nur ala nur, bolluk ve bereketlik olur. Bereket olur, bolluk olur ve bundan da Bitlis kazanır. Dolayısıyla biz eğer, şimdi analarıma ses, eğer çocuğumuzun iş sahibi olmasını istiyorsak, kocamızın iş sahibi olmasını istiyorsak, kardeşimizin iş sahibi olmasını istiyorsak, vallahi bunu yapacak başka bir parti yok. Yani siz bırakın iki milletvekili, isterseniz üç milletvekilini HDP'ye verin bu dönem, bir tane çocuğumuzu işe alamaz. Bir tane. Üç milletvekili de verilse. Ama biz şunu diyoruz, eğer çocuğunuzun işi yok, kocanızın işi yok, kardeşinizin, arkadaşınızın işi yoksa ne diyoruz? 15 bin veya 20 bin kişilik bu dönemde şu 5 yıl için bir tekstil kent kuracağız. Belki dışarıdan artık biz iş çalışan gelecek. Çünkü o kadar bizim boş gencimiz yok. Toplamda 15-20 bin boş gencimiz yok. İyi bir rakam, ciddi. Dolayısıyla bir yanda biz iş vaat ediyoruz, aş vaat ediyoruz, hizmet vaat ediyoruz. Öbür tarafta bomboş bir hayal satan, bomboş bir sanki var görüyorsunuz. İşte insanlardan para alıyor, ev yapacağım diyor, paralarını topluyor, hiçbir şey yapmıyor, kaçıyor gidiyor. Dolandırıcılar var böyle, bilirsiniz. Yani İstanbul'da bile dolandırıcılar var, çok dolandırıcılar şimdi yakalandı. Daha yeni bir çiftlik bank diye bir şey örneği var. Yüz milyonlarca lira dolandırdı. İnsanlara işte sizi ortak yapacağım, size kazandıracağım dedi. İnsanların parasını aldı, dolandırdı, sahtekarlık yaptı, gitti. Ben bunu aynı ona benzetiyorum. İnsanlardan oyunu alıyorlar, oyun isteniyor, alıyor. 5 yıl boyunca ve hiçbir şey yapmadan, hiçbir dertleriyle dertlenmeden. Şimdi en basiti, 2 tane milletvekili var HDP'nin. Oy alırken, insanlardan gidip konuşurken bir vaatte bulunarak alıyorlar. Çünkü vaatte bulunmadan kimse oy vermiyor. Ne oldu? Kime bugüne kadar o iki milletvekilin hangi Bitlisliye hastasına, sağına, komşusuna bir
derdiyle dertlendi mi? Bir tuğlanın üzerine tuğla koydular mı? Hayır. Ben onlara oy verene de soruyorum. Bugüne kadar hiç oldu mu? Hayır diyorlar. Telefonu açtın çıktı mı telefona? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Peki yani ben bunu o zaman dolandırıcı bu. Hayır, insanların parasını almışsın, vaat etmişsin, dolandırmışsın, geri vermemişsin veya onlara vaat ettiğin şeyi yapmamışsın. Oy kaldı ki oy 50 tane paradan daha üstün. İnsanların bütün iradesini almışsın. İradesine ipotek koyuyorsun çünkü. İnsanın iradesini sen kullanıyorsun. Ya mecliste insanlar oy aldığı insanın iradesini kullanıyor. O irade adına biz konuşuyoruz. Ve bunun karşısında hiçbir şey yapmamışsan dolandırıcısın, sahtekarsın. Bu açık söylüyorum. Bunu yapan kimse, hangi parti ise dolandırıcılık yapıyor, sahtekarlık yapıyor. Ama elhamdülillah bize hiç kimse bu diyemez ki ya ben 16 yıldır oy veriyorum. E hani bitse bir şey yapılmadı. Hiç kimse bunu diyemez. Biz 16 yıldır bu şehre 12 katrilyonluk yatırım getirdik. 12 katrilyon. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda. E şimdi diyoruz ki yaptık. Şimdi de insanlara iş imkanı bulacağız. Bütün köylerimizin yolunu yapacağız. Bunda bu da vaatlerimiz. Biliriz efendim. Zaten birçoğunun kanalizasyon altyapılar bitmiş çoğunluk. Altyapılar bitmiş şimdi. Asfalt çalışması. Yani. Şimdi stabilize edildi inşallah asfalt yapacağız. Birçoğunun bir tabakası bitti. İkinci yapılıyor. Yapılıyor. Bazı işte Hizam ve Mutki'de çok sıkıntımız var. Yani. Orada hiç asfalt yok. Onlar asfalt yapacak. Tabii. Yani dolayısıyla biz şu 5 senede önümüzdeki 5 senede Bitlis'i nasıl 16 senede birden bire getirdiysek bu 5 senede daha fazla güçlü gidersek çünkü. Güçlü hizmetle, güçlü temsil, güçlü hizmetle çok daha fazla hizmet getireceğiz. Tek amacımız bu. Kaldı ki işin diğer boyutu var. O boyut aslında daha önemli. Yani bugün Türkiye'nin bekası söz konusu. Eğer biz şu an dünyadaki bütün Müslüman ülkelerin, mazlumların, gariplerin gözü burada, Türkiye'de, Recep Tayyip Erdoğan'da. Biz onu güçlü seçmeliyiz ki bizi güçlü temsil etsin. Ona o gücü vermeliyiz ki bizim hakkımızı savunsun. Bütün şu anda Yahudi lobisi, İsrail, bütün Hristiyan alemi, işte Amerika gibi, Avrupa'da birçok ülke gibi, Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başından göndermek için her türlü oyunu kuruyorlar, her türlü planı yapıyorlar. İşte bu meydanı onlara bırakmamak için güçlü bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ama onun da elini güçlendirmek için güçlü bir parlamento seçeceğiz. Yoksa cumhurbaşkanını seçtik. Eğer parlamentoda güçlü olmazsa boş silahı vereceğiz. Git İsrail'le savaş diyeceğiz. Boş silahı eline vereceğiz. Mermisi yok, teçhizat yok. Git Amerika'ya meydan oku diyeceğiz. Nasıl yapacak? Yapamaz. Dolayısıyla biz hem güçlü bir meclis, güçlü bir inşallah cumhurbaşkanıyla hem hizmette daha güçlü bir hizmet alacağız. Ve daha kalkınan, daha inşallah iyi bir Bitlis, kalkınan bir ekonomisi güçlü ve en azından gençleri kahve köşesinden kurtulan bir Bitlis yapmak istiyoruz. Biz de sokak röportajlarımızda sadece şuna denk geldik efendim. Sadece bir tek sorun işsizlik. İşsizlik sorunu da siz 10-15 bin gibi bir 15-20 rakamla, bin 20 bin gibi bir rakamla fazlasıyla buna yani çare olur, ilaç oluyorsunuz. Burada problem yok. Sadece bundan anlıyoruz ki konuşmalarınızdan bunu anladık. Diyorsunuz ki arabanın şasisi hazır, motoru hazır. Biz şanzımanı da oturttuk. Şoförlüğümüz de var. Bize kontağı verin. Evet. Biz bunu kullanalım. Bunu zaten ispat etmişiz. Evet. Onun için inşallah devamında da daha güzellerini yapmak üzere diyoruz tabii. Biz de hayırlısını dileyelim efendim. Hem bölgemiz, hem ilimiz, hem ülkemiz için. Dış güçlerden söz ettiğiniz Suudi Arabistan İslam ülkeleri için biraz umut, o da son anda çökertildi. O da bertaraf edildi. Şu an bir tek Türkiye olarak yalnız başımıza kaldık. Ve etrafımız bir ateş çemberi. Allah korusun bir Suriye dönüşürsek kaçacak yerimiz yok. Bunun için halkımıza, insanlarımıza neler söylemek istersiniz? Tabii şu anda tabii bütün ümmetin umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Bütün ümmetin. Dünyadaki bütün mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan. Dünyadaki bütün kimsesizlerin umudu yine Recep Tayyip Erdoğan. Ve bunu onlar bizden daha iyi biliyor. Somali'ye kadar, Afrika'nın en ucra köşelerine kadar... Hayır, işin garibi aslında çok manidar aslında. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız,
16 yıldır bu ülke insanına her alanda, yani ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, sadece orada değil, savunma sanayinde vesaire yaptığı hizmetler belli. Onu da geç, birebir de yaşlıya maaş, yaşlısına bakana maaş, çocuğa maaş, özürlüye maaş, özürlüye bakana maaş, yetimine, duluna, torununa bakana maaş, askerine, yani saysan 50 kalemde yardım yapılıyor. Bak, 50 kalemde insanlara yardım yapılıyor. Ve şu an dünyadaki özellikle işte Filistin'de, Arakan'da, Yemen'de vesaire oradaki yapılan dualar Türkiye'den daha fazla. Recep Tayyip Erdoğan'ın başına bir kaza gelmesin diye yapılan dualar Türkiye'den daha fazla. Bize bütün imkanları bize sunmuş. Bütün imkanları Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayanlara sunmuş. Bu saydığım hizmetler, birebir de hizmetler. Yemenli'ye hiçbir şey vermemiş. Ama umut olmuş. Arakan'daki insanlara şey, buradaki verilen %1'ini vermemiş ama umut olmuş. Çünkü onların sesiyle, sesini duyurmuş dünyaya. Ama biz kıymetini bilmiyoruz. Orada daha fazla kıymeti var. İnanın o bölgede bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu saydığım İslam ülkenin çoğunda gitsin. %80 ile %90'la Cumhurbaşkanı seçilir. Suriye'den örnek verebiliriz. Suriye savaşa girdi ve oranın halkı tamamıyla birçok kısmı Türkiye akın etti. Dış ülkeler kabul etmezken biz burada yer verdik, yurt verdik. Tabii. İş imkanı, aş imkanı, bütün her şeyi biz sağladık. Yani buradan da örnek verilebilir değil mi efendim? Ya şimdi bizim Suriye'nin hadi bir tane geleceği Türkiye var. Tamam geldi 4 milyon Suriyeli bizde yaşıyor. Biz nereye gideceğiz? Bizim gideceğimiz bir yer. Onun için bu topraklar bizim. Bizden başka dostumuz yok. Biz bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmak zorundayız. Burada da tabii bunu yine sahada bu 24 Haziran'da herkesin o basiretli duruşu gösterecek. Hele hele 15 Temmuz işgal girişimini yaşamış bir Türkiye'den sonra bizim tekrar bir 24 Haziran'da kazaya uğrayıp bir daha bu ülkeyi öyle bir riske atma gibi bir lüksümüz yokken herkesin bunu bu şekilde düşünmesi gerekiyor. Bu şuurla davranma, yaklaşması gerekiyor. Son olarak şunu eklemek istiyorum efendim. 15 Temmuz dediniz, konu konuyu açar. 15 Temmuz'da hiçbir haber kanalında bunu göremedik. Yani Bitlis, özellikle Bitlis efendim, daha Cumhurbaşkanı'nın söylemleri gerçekleşmeden önce bir Tatvanlı olarak ben şahidim. Biz Tatvanlılar tüm ağzından zesine kadar halk ayaktaydı. Halk direnişteydi. Bunu da buradan bildirmek istiyorum. Türk kamuoyuna. Tabii bütün Türkiye'de aynı tabii. Bütün Türkiye ve en tabii iyi olan tarafı o gün mesele ülke ise gerisi teferruat diyen bir Türk milleti vardı. Ve gençlik vardı. Siyasi parti gözetmeksizin her siyasi görüşe sahip insanlar alana çıktı. Fisebillah çıktı. Şimdi 24 Haziran onun provası. Aynı provası. Dolayısıyla herkesin o amaçla, o şuurla bu ülkeyi İsrail'e, Amerika'ya peşkeş çekmelerine izin vermemek üzere o şuurla sahaya inip 15 Temmuz'da sandıkta bu şekilde oylarını kullanmaları lazım. Sandıkta bu kararı vermeleri lazım. Yoksa Allah muhafaza, eğer bir yol kazası olursa inanın şu anda hem İsrail'i hem Amerika'sı yeniden Türkiye'de talimat vererek iş yapacakları bir lider arıyorlar. Yeniden Türkiye'de tek hakim kendilerinin olduğu bir ülke yaratmak istiyorlar. Yeniden Türkiye'de her şeyi biz yaparız. Biz otur dediğimiz zaman oturacak, biz kalk dediğimiz zaman kalkacak, biz höt dediği zaman susacak bir lider getirmek istiyorlar. Buna ben inanıyorum ki bizim Türk insanı izin vermeyecek. Bizim milletimiz buna izin vermeyecek. Yeniden eski günlere, yeniden 2002 günlerine dönmeyi hiç kimse kabul etmeyecek. Dolayısıyla 24 Haziran'da herkes o şuurla çalışacak. 24 Haziran'a kadar açıkçası sadece oy vermek üzere değil, insanları ikna etmek için herkes, biz sahaya bekliyoruz. Herkesi kendi etrafında çalışmaya bekliyoruz. Herkesi ailesiyle, önce ailesinin içinde, sonra çalıştığı yerde, komşularıyla, kahvede otururken, iş arkadaşını bunları anlatıp, farklı düşüncesi olanları ikna edip, bizim buradan öyle bir Osmanlı tokatı atmamız lazım ki bunlara İsrail'de sesi duyulsun, Amerika'da sesi duyulsun. Bir daha da bizim ülkemizin iç işlerine karışma gibi bir
affedersiniz terbiyesizliği düşünmesinler. Bir daha öyle bir cesarette bulunmasınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Programımızın da sonuna doğru geldik. Son olarak birkaç cümle alalım izleyicilerimize söylemek istediğiniz varsa çok, eğer. Çok teşekkür ediyorum. Daha bizim 8 günlük evet. bir çalışma tempomuz var. Gece gündüz biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bizi izleyen bütün hemşehrilerimin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Rabbim tekrar bizleri inşallah Ramazan'a bayramlara kavuştursun. Sağlıkla, sıhhatle, çoluk çocuğumuzla birlikte inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyenler, şu konuya değinmeden geçemeyeceğim programı kapatmadan önce. Emin olun 70-80 yıllık yönetim olan başkanlarımızı, cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı birçoğu ecelleriyle vefat etmemişlerdir. Dış güçlerin etkisiyle, tepkisiyle yani bir nevi zehirlenerek, bir nevi suikastlere uğratılarak vefat etmişlerdir. Sizden ricamız evinizi, ailenizi, mahallenizi, ilinizi, ilçenizi, ülkenizi düşünerek hareket etmenizdir. Teşekkür ediyoruz. Böylelikle bir programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Elimizin tersiyle itip yepyeni bir sayfa açmak istiyoruz herkese. Bunu ne için yapmak istiyoruz? Bunu Bitlis'in kazanması için yapmak istiyoruz. Çünkü kızgınlıkla, küskünlükle böyle cezalandırma mantığıyla ne diyor? Ben işte şuna kızdım, cezalandırayım. Buna kızdım, AK Parti'yi cezalandırayım. İnanın hiç kimseyi cezalandırmıyor. Herkes kendisini ve memleketini cezalandırıyor. Kaybeden Bitlis oluyor. Kaybeden bizim gençlerimiz oluyor. Yani Bitlis'ten düşünün, 3 tane AK Parti milletvekili gitsin, bizim buraya getiremeyeceğimiz hizmet yok, bizim buraya kuramayacağımız fabrika yok, o güçle gidersek. Çünkü bir elin, atasözü bu ya, bir elin nesi var? Ama iki elin sesi var. Ben bir de daha ileri gidiyorum, diyorum ki ya bakın, meşhur bir laf var. Bir olursa diyor garip olur, garip kalır. Ama iki olursa rekabet olur. Üç olursa nur ala nur, bolluk ve bereketlik olur. Bereket olur, bolluk olur ve bundan da Bitlis kazanır. Dolayısıyla biz eğer, şimdi analarıma ses, eğer çocuğumuzun iş sahibi olmasını istiyorsak, kocamızın iş sahibi olmasını istiyorsak, kardeşimizin iş sahibi olmasını istiyorsak, valla bunu yapacak başka bir parti yok. Yani siz bırakın iki milletvekili, isterseniz üç milletvekilini HDP'ye verin bu dönem. Bir tane çocuğumuzu işe alamaz. Bir tane. Üç milletvekili de verilse. Ama biz şunu diyoruz. Eğer çocuğunuzun işi yok, kocanızın işi yok, kardeşinizin, arkadaşınızın işi yoksa ne diyoruz? 15 bin veya 20 bin kişilik bu dönemde şu 5 yıl için bir tekstil kent kuracağız. Belki dışarıdan artık biz iş çalışan gelecek. Çünkü o kadar bizim boş gencimiz yok. Toplamda 15-20 bin boş gencimiz yok. Dolayısıyla bir yanda biz iş vaat ediyoruz, aş vaat ediyoruz, hizmet vaat ediyoruz. Bir tarafta bomboş bir hayal satan, bomboş bir sanki var görüyorsunuz. İşte insanlardan para alıyor, ev yapacağım diyor, paralarını topluyor, hiçbir şey yapmıyor, kaçıyor gidiyor. Dolandırıcılar var böyle bilirsiniz. Yani İstanbul'da bile dolandırıcılar var, çok dolandırıcılar şimdi yakalandı. Daha yeni bir çiftlik bank diye bir şey örneği var. Yüz milyonlarca lira dolandırdı. İnsanlara işte sizi ortak yapacağım, size kazandıracağım dedi. İnsanların parasını aldı, dolandırdı, sahtekarlık yaptı gitti. Ben bunu aynı ona benzetiyorum. İnsanlardan oyunu alıyorlar, oyun isteniyor, alıyor. 5 yıl boyunca ve hiçbir şey yapmadan, hiçbir dertleriyle dertlenmeden. Şimdi en basiti, 2 tane milletvekili var HDP'nin. Oy alırken, insanlardan gidip konuşurken bir vaatte bulunarak alıyorlar. Çünkü vaatte bulunmadan kimse oy vermiyor. Ne oldu? Kime bugüne kadar o iki milletvekilin hangi Bitlisliye hastasına, sağına, komşusuna bir derdiyle dertlendi mi? Bir tuğlanın üzerine tuğla koydular mı? Hayır. Ben onlara oy verene de soruyorum. Bugüne kadar hiç oldu mu? Hayır diyorlar. Telefonu açtın çıktı mı telefona? Hayır. Hayır, hayır, hayır.
Peki yani ben bunu o zaman dolandırıcı bu. Ha insanların parasını almışsın, vaat etmişsin, dolandırmışsın, geri vermemişsin veya onlara vaat ettiğin şeyi yapmamışsın. Oy kaldı ki oy 50 tane paradan daha üstün. Ha, insanların bütün iradesini almışsın. İradesine ipotek koyuyorsun çünkü. İnsanın iradesini sen kullanıyorsun. Ya mecliste insanlar oy aldığı insanın iradesini kullanıyor. O irade adına biz konuşuyoruz. Ve bunun karşısında hiçbir şey yapmamışsan dolandırıcısın, sahtekarsın. Bu açık söylüyorum. Bunu yapan kimse, hangi parti ise dolandırıcılık yapıyor, sahtekarlık yapıyor. Ama elhamdülillah bize hiç kimse bu diyemez ki ya ben 16 yıldır oy veriyorum. E hani bitse bir şey yapılmadı. Hiç kimse bunu diyemez. Biz 16 yıldır bu şehre 12 katrilyonluk yatırım getirdik. 12 katrilyon. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda. E şimdi diyoruz ki yaptık. Şimdi de insanlara iş imkanı bulacağız. Bütün köylerimizin yolunu yapacağız. Bunda bu da vaatlerimiz. Köylüdeyiz efendim. Zaten birçoğunun kanalizasyon altyapılar bitmiş çoğunluk. Altyapılar bitmiş şimdi. Asfalt çalışması. Yani. Şimdi stabilize edildi inşallah asfalt yapacağız. Birçoğunun bir tabakası bitti. İkinci tabakası yapılıyor. Bazı şey Hizam ve Mutki'de çok sıkıntımız var. Yani. Orada hiç asfalt yok. Onlar asfalt yapacak. Tabii. Yani dolayısıyla biz şu 5 senede önümüzdeki 5 senede Bitlis'i nasıl 16 senede bir yerden bir yere getirdiysek bu 5 senede daha fazla güçlü gidersek çünkü. Güçlü hizmetle, güçlü temsil, güçlü hizmetle çok daha fazla hizmet getireceğiz. Tek amacımız bu. Kaldı ki işin diğer boyutu var. O boyut aslında daha önemli. Yani bugün Türkiye'nin bekası söz konusu. Eğer biz şu an dünyadaki bütün Müslüman ülkelerin, mazlumların, gariplerin gözü burada, Türkiye'de, Recep Tayyip Erdoğan'da. Biz onu güçlü seçmeliyiz ki bizi güçlü temsil etsin. Ona o gücü vermeliyiz ki bizim hakkımızı savunsun. Bütün şu anda Yahudi lobisi, İsrail, bütün Hristiyan alemi, işte Amerika gibi, Avrupa'da birçok ülke gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başından göndermek için her türlü oyunu kuruyorlar, her türlü planı yapıyorlar. İşte bu meydanı onlara bırakmamak için güçlü bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ama onun da elini güçlendirmek için güçlü bir parlamento seçeceğiz. Yoksa cumhurbaşkanını seçtik. Eğer parlamentoda güçlü olmazsa boş silahı vereceğiz. Git İsrail'le savaş diyeceğiz. Boş silahı eline vereceğiz. Mermisi yok, teçhizatı yok. Git Amerika'ya meydan oku diyeceğiz. Nasıl yapacak? Yapamaz. Dolayısıyla biz hem güçlü bir meclis, güçlü bir inşallah cumhurbaşkanıyla hem hizmette daha güçlü bir hizmet alacağız. Ve daha kalkınan, daha inşallah iyi bir Bitlis, kalkınan bir ekonomisi güçlü ve en azından gençleri kahve köşesinden kurtulan bir Bitlis yapmak istiyoruz. Biz de sokak röportajlarımızda sadece şuna denk geldik efendim. Bir tek sorun işsizlik. İşsizlik sorunu da siz 10-15 bin gibi bir 15-20 rakamla, bin de. 20 bin gibi bir rakamla fazlasıyla buna yani çare olur, ilaç oluyorsunuz. Burada problem yok. Sadece bundan anlıyoruz ki konuşmalarınızdan bunu anladık. Diyorsunuz ki arabanın şasisi hazır, motoru hazır. Biz şanzımanı da oturttuk. Şoförlüğümüz de var. Bize kontağı verin. Evet. Biz bunu kullanalım. Bunu zaten ispat etmişiz. Evet. Onun için inşallah devamında da daha güzellerini yapmak üzere diyoruz tabi. Biz de hayırlısını dileyelim efendim. Hem bölgemiz, hem ilimiz, hem ülkemiz için. Dış güçlerden söz ettiğiniz Suudi Arabistan İslam ülkeleri için biraz umutu o da son anda çökertildi. O da bertaraf edildi. Şu an bir tek Türkiye olarak yalnız başımıza kaldık. Ve etrafımız bir ateş çemberi. Allah korusun bir Suriye dönüşürsek kaçacak yerimiz yok. Bunun için halkımıza, insanlarımıza neler söylemek istersiniz? Tabii şu anda tabii bütün ümmetin umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Bütün ümmetin. Dünyadaki bütün mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan. Dünyadaki bütün kimsesizlerin umudu yine Recep Tayyip Erdoğan. Ve bunu onlar bizden daha iyi biliyor. Somali'ye kadar, Afrika'nın en ucra köşelerine kadar... Hayır, işin garibi aslında çok manidar aslında. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, 16 yıldır bu ülke insanına her alanda, yani ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, sadece orada değil,
savunma sanayinde vesaire yaptığı hizmetler belli. Onu da geç, birebir de yaşlıya maaş, yaşlısına bakana maaş, çocuğa maaş, özürlüye maaş, özürlüye bakana maaş, yetimine, duluna, torununa bakana maaş, askerine, yani saysan 50 kalemde yardım yapılıyor. Bak, 50 kalemde insanlara yardım yapılıyor. Ve şu an dünyadaki özellikle işte Filistin'de, Arakan'da, Yemen'de vesaire oradaki yapılan dualar Türkiye'den daha fazla. Recep Tayyip Erdoğan'ın başına bir kaza gelmesin diye yapan dualar Türkiye'den daha fazla. Bize bütün imkanları bize sunmuş. Bütün imkanları Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayanlara sunmuş. Bu saydığım hizmetler, birebir de hizmetler. Yemenli'ye hiçbir şey vermemiş. Ama umut olmuş. Arakan'daki insanlara şey, buradaki verilen %1'ini vermemiş ama umut olmuş. Çünkü onların sesiyle, sesini duyurmuş dünyaya. Ama biz kıymetini bilmiyoruz. Orada daha fazla kıymeti var. İnanın o bölgede bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bu saydığım İslam ülkenin çoğunda gitsin. %80 ile %90'la Cumhurbaşkanı seçilir. Suriye'den örnek verebiliriz. Suriye savaşa girdi ve oranın halkı tamamıyla birçok ismi Türkiye halkın etti. Dış ülkeler kabul etmezken biz burada yer verdik, yurt verdik, iş imkanı, aş imkanı, bütün her şeyi biz sağladık. Yani buradan da örnek verilebilir değil mi efendim? Ya şimdi bizim Suriye'nin hadi bir tane geleceği Türkiye var. Tamam geldi 4 milyon Suriyeli bizde yaşıyor. Biz nereye gideceğiz? Bizim gideceğimiz bir yer. Onun için bu topraklar bizim. Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmak zorundayız. Burada da tabii bunu yine sahada bu 24 Haziran'da herkesin o basiretli duruşu gösterecek. Hele hele 15 Temmuz işgal girişimini yaşamış bir Türkiye'den sonra bizim tekrar bir 24 Haziran'da kazaya uğrayıp bir daha bu ülkeyi öyle bir riske atma gibi bir lüksümüz yokken herkesin bunu bu şekilde düşünmesi gerekiyor. Bu şuurla davranma, yaklaşması gerekiyor. Son olarak şunu eklemek istiyorum efendim. 15 Temmuz dediğiniz konuyu açar. 15 Temmuz'da hiçbir haber kanalında bunu göremedik. Yani Bitlis özellikle, Bitlis efendim. Daha Cumhurbaşkanı'nın söylemleri gerçekleşmeden önce bir Tatvanlı olarak ben şahidim. Biz Tatvanlılar tüm ağzından zesine kadar halk ayaktaydı. Halk direnişteydi. Bunu da buradan bildirmek istiyorum Türk kamuoyuna. Tabii bütün Türkiye'de aynı tabii. Bütün Türkiye ve en tabii iyi olan tarafı o gün mesele ülke ise gerisi teferruat diyen bir Türk milleti vardı ve gençlik vardı. Siyasi parti gözetmeksizin her siyasi görüşe sahip insanlar alana çıktı. Fisebillah çıktı. Şimdi 24 Haziran onun provası. Aynı provası. Dolayısıyla herkesin o amaçla, o şuurla bu ülkeyi İsrail'e, Amerika'ya peşkeş çekmelerine izin vermemek üzere o şuurla sahaya inip 15 Temmuz'da sandıkta bu şekilde oylarını kullanmaları lazım. Sandıkta bu kararı vermeleri lazım. Yoksa Allah muhafaza eğer bir yol kazası olursa inanın şu anda hem İsrail'i hem Amerika'sı yeniden Türkiye'de talimat vererek iş yapacakları bir lider arıyorlar. Yeniden Türkiye'de tek hakim kendilerinin olduğu bir ülke yaratmak istiyorlar. Yeniden Türkiye'de her şeyi biz yaparız. Biz otur dediğimiz zaman oturacak, biz kalk dediğimiz zaman kalkacak, biz höt dediği zaman susacak bir lider getirmek istiyorlar. Buna ben inanıyorum ki bizim Türk insanı izin vermeyecek, bizim milletimiz buna izin vermeyecek. Yeniden eski günlere, yeniden 2002 günlerine dönmeyi hiç kimse kabul etmeyecek. Dolayısıyla 24 Haziran'da herkes o şuurla çalışacak. 24 Haziran'a kadar açıkçası sadece oy vermek üzere değil, insanları ikna etmek için herkes biz sahaya bekliyoruz. Herkesi kendi etrafında çalışmaya bekliyoruz. Herkesi ailesiyle, önce ailesinin içinde, sonra çalıştığı yerde, komşularıyla, kahvede otururken, iş arkadaşını bunları anlatıp, farklı düşüncesi olanları ikna edip, bizim buradan öyle bir Osmanlı tokatı atmamız lazım ki bunlara İsrail'de sesi duyulsun, Amerika'da sesi duyulsun, bir daha da bizim ülkemizin iç işlerine karışma gibi bir affedersiniz terbiyesizliği düşünmesinler, bir daha da öyle bir cesarette bulunmasınlar. Teşekkür ediyoruz efendim.
programımızın da sonuna doğru geldik. Son olarak birkaç cümle alalım izleyicilerimize söylemek istediğiniz varsa çok, eğer. Çok teşekkür ediyorum. Daha bizim 8 günlük bir çalışma tempomuz var. Gece gündüz biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bizi izleyen bütün hemşehrilerimin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Rabbim tekrar bizleri inşallah Ramazan'a bayramlara kavuştursun. Sağlıkla, sıhhatle, çoluk çocuğumuzla birlikte inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyenler, şu konuya değinmeden geçemeyeceğim programı kapatmadan önce. Emin olun 70-80 yıllık yönetimle olan başkanlarımızı, cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı birçoğu ecelleriyle vefat etmemişlerdir. Dış güçlerin etkisiyle, tepkisiyle, yani bir nevi zehirlenerek, bir nevi suikastlere uğratılarak vefat etmişlerdir. Sizden ricamız, evinizi, ailenizi, mahallenizi, ilinizi, ilçenizi, ülkenizi düşünerek hareket etmenizdir. Teşekkür ediyoruz. Böylelikle bir programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.